3 kere kaybetti. Yok, bir dakika. Hep doğru bulmuşum ya, tamam. Acaba 8 mi? Şu an Kıvanç abi de çok büyük bir heyecanla bekliyor. Ben de merak ediyorum. 8 mi? Ama sıralamaya hiç bakmadım ya, inanılmaz bir şey. Bu tamamen şey olacak yani, sallayacağım bir soru olacak. Kıvanç abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler, sen? İyiyim ben de. Evet, yılın oyuncusu yarışmamıza devam ediyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Mehmet Ali Bey yardım edin ne olur. Hazırım. Evet, şimdi hızlıca bir konseptten tekrar bahsedeyim. Hem izleyiciler için hem senin için, tamam, tekrar olsun. İlk olarak dünya şampiyonları hakkında 3 tane soru soruyorum. Her biri 1000 puan ve toplam 1 dakika 40 saniye süren var. Ve her 10 saniyede 100 puanın azalıyor. Yani 1000 puan alabiliyorsun maksimum. Mesela 11 saniyede cevaplarsan 900 puan alabiliyorsun. Matematiği yaptın değil mi? Ya. Tamam. Daha sonra körleme taktik sorularına geçiyoruz. Etütlere geçiyoruz daha doğrusu. Etüt hazırladım ben sana bu sefer için. 3 dakikan var her soru için ve 2000 puan doğru bilirsen. Yine aynı şekilde 10 saniyede bir 100 puanın gidiyor. Daha sonra güncel satranç soruları hazırladım. Şu an güncel olarak olan olaylar, satranç olayları ve haberler hakkında sorular soracağım. O da 1000 puan, 1,5 dakika. Ve Türkiye'deki satranç gelişmelerinden, haberlerden soracağım. O da 1000 puan, 1,5 dakika. Dünya şampiyonları ve taktik sorular 3'er soru. Güncel sorular ve Türkiye satrancı da 2'şer soru olacak. Ben soruyu bitirdiğim anda süren başlayacak ve sen buldum veya benzeri bir şey söylediğin anda da süreyi durduruyoruz. O yüzden tamam, benim ne kadar uzun sürede soruyu okuduğum, ne kadar uzun varyant verdiğin önemli değil yani. Tamam. Süreyi durduruyoruz. Evet, hazırsan. Hazırım. Dünya şampiyonlarıyla başlıyorum. Haydi bakalım. Şunu da hatırlatayım. Genelde sorular gitgide zorlaşıyor. Tamam. Onu da belirteyim. Evet, ilk soru. Eski dünya şampiyonu Alexander Alekhin 1935 yılında dünya şampiyonluğu unvanını kime karşı kaybetmiştir? Eyve. Evet. Bir de bir başladık. Tebrikler ama ilk soruydu. Onu da... Çok sevinme diyorsun. Evet. İlk soru genelde kolay başlıyor. Ama yine dünya şampiyonları konusunda ben sana güveniyorum açıkçası. Sen nasıl hissediyorsun bilmiyorum. Ya şöyle, çok iyi değildim ben dünya şampiyonları ile ilgili. Okumaya başladım. Biraz bilgi sahibi oldum ama benden çok daha iyiler var bildiğim. Mesela Mert hem konum anlamında, klasik maçlardan bu şey anlamında, hikaye anlamında çok daha iyi. Mert ben genelde evet, magazin tarafında. Vasco'nun bize zamanında anlattığı çok güzel magazinler, hikayeler var. Ben onları çok iyi biliyorum. Bir gün onları da dinlemek tabii isteriz. Tabii, çok senden güzel hikayeler var. Peki, şimdi ikinci soruya geçeceğim. Evet, ikinci soruya geçtik. Tamam. Hazırsan ikinci soruyu da soruyorum. Hazır. Eski dünya şampiyonu Mihail Botvinnik dünya şampiyonluğu unvanını kaç kez kaybetmiştir? Süren başladı. 3 kere şampiyon oldu. 3 kere şampiyon olduğu için şampiyon oldu, kaybetti. Şampiyon oldu, kaybetti, şampiyon oldu. Bir dakika. Şampiyon oldu, kaybetti. Şampiyon oldu, kaybetti. Şampiyon oldu. 2 kere kaybetmiş oluyor. Durdurdum süreni. Biraz kafa karıştırdı sanırım. Evet, biraz kafam karıştı. 3 kere çünkü şampiyon olduktan sonra 3 kere daha aldı. 3 kere kaybetti. Yok, bir dakika. O süreni devam mı ettireyim? Bir dakika, kafam karıştı. Yani 3 defa şampiyonluğu aldı. Şampiyon olduktan sonra. 1... 2 defa kaybetti. Evet. Yanlış cevap. 3 kere kaybetti. En son da kaybetti. Ay, ben soruyu şey olarak anlıyorum. Kaybedip aldı olarak anlıyorum. Kaybetti aldı, kaybetti aldı diye o yüzden söylüyorum. Tamam, yanlış ama yapacak bir şey yok. O yüzden sayıyorum ya, kaybetti aldı, kaybetti aldı diye. Sonra kaybettikten sonra 3. kaybediyor. Evet de ben hani kaybedip aldı anlamında algıladım.
O yüzden 2 dedim. Tamam. 3 kere kaybetti. Bu aslında şey biraz hani çocukken sorarlardı ya, yarışta 3.'yü geçersen kaçıncı olursun? Yok, sonuncu kaybettiğini biliyorum ama oldu. Tekrar almadı ya. O yüzden saymıyorum ben sonuncuyu. Aha. Çünkü tekrar almadı. Tekrar aldı olarak algıladım ben. Anladım. Yani kaybettikten sonra kaç kere kaybedip aldı gibi algıladım. 2 defa kaybedip aldı diye. 3 defa çünkü şampiyon oldu dedim. Tamam. Benden peki, kaynaklı. Peki ekibe soruyorum. Neyi kabul edeceğiz? Peki evet, soruyu tabii ki o kafa karıştırdı. Bu arada en başta bir sana ipucu vereyim. Hızlı cevaplamak yerine doğru cevaplamak daha önemli. Süre gidince puan azalıyor gibi geliyor ama sıfır almakla hani 700-800 almak arasında bayağı fark var. O yüzden diğer sorularda bence biraz daha dikkatli düşünebilirsin. Peki kafanı karıştırdı ama tabii ki biliyorsun 3 kişiye kaybetti. Kimlere kaybetti istersen onu sohbet edelim. Hatırlıyorsan. Silistol, Tal, Petrosyan. En son Petrosyan'a kaybetti. Ben şey gibi algıladım. Kaybettikten sonra geri aldığını soruyorsun gibi algıladım. O zaman 2 dememin sebebi oydu. En son Petrosyan'a kaybetti zaten. Petrosyan da 3.'yü kaybetmiş oldu. Geri almadığı için onu saymadım nedense ben. Evet. Peki bu soruda sana puan veremiyoruz. Şimdi 3. soruya geçiyorum hazırsan. Hazır. Topalov'dan önce FIDE dünya şampiyonu olan oyuncu kimdir? Süren FIDE başlayalım. Dünya şampiyonu. Evet. Kasımzanov diye hatırlıyorum. Kasımzanov. Durdurdum. Tam 8-9 saniye oldu. Doğru cevap. Hatta Trablusgarp'ta, Tripoli'de oynandı o şampiyona. Ben de oynamıştım. Malakova 1.5 yarım kaybetmiştim. Orada Topalov'u, Grischu, Adams'ı kırışmalı İspanyol'da yenmişti Kasımzanov. Çok hoşuma gitmiş kırışmalı İspanyol. Şampiyon olduğu dönem ben de oradaydım. Ben nasıl bir soru sormuşum? Ekstra puan verelim bunun için. Bu ne kadar büyük bir olay. Yani orada şahit oldum ben de. İnanılmaz, inanılmaz. Gerçekten bilmiyordum böyle olduğunu. Çok iyi denk geldi. Yılı. 2004 yılı. Evet, mükemmel. Evet, bu soruda tam puan veriyoruz. Dünya şampiyonluğu kısmında 3 soruda ikisini bildin. Aslında 3.'yü de bilecektin ama orada hızlı davrandığın için bir kafan orada karıştı. 2000 puan verdik şu an sana ve şimdi etütlere geçiyoruz hazırsan. Ben çekimi alıp ayrılabiliyor muyum? Var mı öyle bir şey? Yok. Peki hadi bakalım etütler. En iyi olduğum alandır ama inşallah rezil olmayayım. Yok yok. Ben yani ben 10.000'in üzerinde etüt çözmüş birisiyim. Çoğu etüdü biliyorum. İnanılmaz. İnşallah. Gerçekten. Sıkıntı çıkmaz. İnanılmaz. Peki. Evet, ilk etüt sorusunu soruyorum. Tamam. Burada şöyle işliyor. Taşları sayıyorum beyaz siyah. Daha sonra tekrar sayıyorum. Hı hı. Süren o zaman başlıyor. Tamam. İstersen benim ikinci söylediklerimi bekle, istersen bekleme. Ama bence ne olur ne olmaz diye dediğim gibi süredense doğru bilmek daha önemli. Taş kaçırma. Tamam. Soruyu başlatıyorum istersen. Hı hı. Daha doğrusu soruyu sormaya başlıyorum. Tamam. Süreyi başlatmıyorum. Beyazlar şah C1, kale A5, fil H5, piyon A2, piyon C2, piyon G2. Biliyorum bu soruyu. Devam. Böyle olmaz ama. Peki siyahlar... Sayayım ben. Şah C6, vezir G8, G7, H6. Ve piyon A4. Piyon A4, evet. Peki bir daha saymam gerek var mı? Yok gerek yok. Sorudan %100 eminsin cevaptan. Tabii tabii eminim. Hiç affetmem. Tamam. Peki süreyi başlattım. Buldum. Kale A8 burada çözümü. Şimdi kale A8, vezir H7'ye fil G6 vezir düşüyor. Vezir G6'ya kale A6. Vezir A2 alırsa kale A4 alıyoruz. Vezir A4 alamıyor fil E8'den dolayı. Tekrar veziri geriye kaçtığında yine kale A8. Vezir A8'e bu sefer de fil H5'ten F3'e geliyor. Çok 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 yani 10-15-20 sene olmuştu bu etüt çözdüğümde. Güzel bir etüt. Güzel. Evet. Senin bilmediğin bir etüt bulamayacağız muhtemelen. Ben bu soruları hazırlarken unuttuklarım da var. Unuttuklarım var ama çok fazla etüt çözdüm. Yani çok biliyorum. Evet. Hatta Alparslan'la yaptığınız yarışmada getirdiğin hepsini biliyordum. O son etüdü de biliyordum ben. İnanılmaz. Yani belki bugüne kadar çektiğimiz bu yarışmadaki bütün etütleri bile biliyor olabilir. İnşallah Drogan rezil olmayız yani. İki etüt daha var. Bakalım. Sadece senden şunu rica edeceğim. Tahta, iki boyutlu tahtada göstereceğiz şimdi biz bunu. O yüzden varyantları biraz sade ve yavaşça tamam söylersen tamam, ekranda gösterelim bize. İlkini söyleyeyim tekrar yavaşça? Ne? Söyleyebilirsin evet. Şimdi kale A8 oynuyoruz. Eğer vezir H7 oynarsa fil G6 var. Vezir G6'ya kale A6 şah çekip G6'yı alıyoruz, kazanıyoruz. Kale A8'e vezir A2 alıyor. Vezir A2'ye kale A4 alıyoruz. Eğer vezir A4 alırsa vezir A4'e fil E8 ile vezir düşüyor. Vezir G8 geri oynarsa kale A8 var. Vezir A8'e de fil F3.
ve sonra veziri alıyoruz, evet, veziri ve alıyoruz. Kazanıyoruz. Evet, tebrik ederim. Burada hiç puanın gitmedi. Hemen bildin zaten. Burada sana 2000 puan daha veriyoruz ve 4000 puana ulaştın. Hadi bakalım. Evet, diğer etüt sorusuna geçiyorum. Evet, başlıyorum. Tamam. Beyaz şah A7, kale H8, fil H7, piyon A4. Siyah şah A5, kale A2, piyon B4. Tekrar sayıyorum. Beyaz şah A7, kale H8, fil H7, piyon A4. Siyah şah A5, kale A2, piyon B4. Süreyi başlattım. Bunu bilmiyorum. Ha, buldum. Durduruyorum. Tam 20 saniyede oldu. 19 mu 20 mi emin değilim. Onu editörümüz artık tam başladığı yeri tekrar şey yapar ve ona göre sayar. Ama sanki 20 gibi. Tamam, neyse. Önce bir sorunun cevabını alalım tabii ki. Ay, bir saniye. Ben yanlış yaptım galiba. Şah 7, kale H8, fil H7, A4, şah A5, kale A2, B4 değil mi? Doğruydu. Devam ettireyim mi? Devam ettirir misin Süleyman? Ben bir dakika karıştırdım. Evet, normalde bunu yapmıyoruz ama Kıvanç abi büyüğümüz olduğu için umarım diğer yarışmacılar bunu görmez. Hep doğru bulmuşum ya, tamam. Kale A8. Durdurdum. 47 saniye oldu. Kale A8. Şah A4 oynarsa fil G8 hamlesi burada kazanılıyor. Çünkü şah B6 mat ediyorum fil B3 tuttuğu için. B3 oynarsa... Nerede B3? Onu tahtada göstereceğiz yine daha... Ha, şah A4 yerine, pardon, şah A4 yerine. Tamam, şah A4 yerine B3. Bir dakika ya, kafam karıştı. Kale A8. Şah A4'de fil G8 kazanıyor. Burası net. Çünkü şey yapamıyor, tutamıyor. Bir saniye ya. Ben niye karıştırdım her şeyi? Yok, tamam, doğru. Vay, kafa gitti. Yok, bu soru gitti ya. Yanlış mı buldun? Kafam karıştı nedense ya. Kale A8. Kale A2'de. Tamam. Ya kale A8, şah A4'e, şah B6, şah B3'e, fil G8. Yanlış karıştırdım. Bunu kaybediyor. Bu net. Kale A8, şah A4 alırsa şah B6 şah çekiyorum. Şah B3 tek hamle, fil G8 kazanıyor. Tamam. Kale A8'e kaleyi kaçarsa şah B6 mat oluyor. Şah B7 demek istedin değil mi? Ay, şah B7 pardon, mat oluyor. Çünkü B5'i tutuyor piyon. Kale A8'e B3 oynayabilir bir de. B3 oynadığında. İşte buydu. Karıştırdığım yer burasıydı. Burada sıkıntı çektim. Evet. Bu arada kale A8 bu yüzden olmuyor. Evet, işte burada sıkıntı B3 çektim. B3 var. O yüzden kale A8 olmuyor. B3'ten sonra kaçabiliyor. Yok, bu soru gitti. Evet. Bu etüdü bilmiyordum bir de. Ama bunun bu arada cevabını söylemeye bulacağım bunu. Bence bulurdun ama... Seyircilere aktarmam lazım cevabı şu an. Bir de fil B1 düşünmüştüm. İstersen kulaklarını kapat, ben anlatayım. Bir de fil B1 düşünmüştüm ama o da olmuyor galiba. Evet, o çünkü 5. hatay, şey, A7'den, pardon, 7. hataydan şah çekme fikri var kaleyi açtığında. Evet. Bu arada bence hata şuydu. Çok hızlı cevap veriyorsun bence. Ya evet. Kontrol etmen lazım. Yani kontrol etsen, çünkü ben eminim 3 dakika süre var. 3 dakikada kesin bulursun yani bu sorunun cevabını. Neymiş cevabın? Cevabı fil G8. Fil G8 olmuyordu çünkü 7. hataydan şah çekiyor mesela kale G2, fil B3'e kale G7 şah çekiyor. Kurtuluyor, mat yok artık. Mat yok ama sonra mesela şah B8 gittim kale G7'ye. Şah A4 alsam da var mesela. Fil B3 geldim ama. A4 tuttum. Bir dakika, ha, fil G8, kale G2'ye fil B3 geliyorsun. Evet evet. Tamam, şah çektim 7. hataydan. Tamam, şah B8. Şah B6.
Kale h6 şah çeksem. Şah c5. Yani tamam. Konum kazanç ama ben mat aradım sadece direkt. Zaten bu arada diğer varyantlar mat ama bu da kazanç değil mi? Zaten normalde de kazanıyorum diye düşündüm ben. Ama şu an A4'ü almak A4'ü istiyorum. A4'ü tutuyorum ya. İşte. Ben hep mat aradım ya. Ben çünkü fil g8 fil b3 de düşündüm. Fil g8 fil b3. Mat arıyorum. Mat olmuyor diye. Mat şöyle oluyor bu arada. Yavaş yavaş söyleyeyim. Tahtada görelim. Fil g8, kale b2, fil b3. Fil b3 biliyorum. Çiftinden. Bunu gördüm. Fil b3, kale a8, mata çağrı yok. Evet. Bunu kale gördüm. B3, kale a8, şah a4. Şah b6. Ve şah b6'dan bunu sonra. Bunu gördüm de kale g2'ye işte bir şey bulamadım. Mat olmuyor. O yüzden vazgeçtim. Ama kazanç buradan. İşte yani pozisyon. Hmm, ben mat aradım sadece. Kale g8 şey kale g7 gelince şaha itiyor. Bir şey bulamadım. Fil g8 fil b3 fikrini gördüm çünkü. Evet. Tamam, bu da gitti. Ya aynı soru zaten. Yok ya bu da gitti derken bu soru gitti. He, tamam. Bir de şey dünya şampiyonundan gitmişti ya. He, anladım. Evet. Evet etüt güzel değil mi? Güzel etüt fil, tamam, fil evet. B3 bloke ediyoruz. Hem piyonun gitmesini engelliyoruz. Hemen gördüm fil G8 fil B3 ama 7. yatağı hep şah çekerse mat olmuyor dedim. Çünkü fil B3'te mat var. Mat olmadığı için de şey başka bir çözüm aradım. Mat baktım sadece. Evet. Peki. Evet son etütü soruyorum hazırsan. Tamam. Yine iki kere taşları söyleyeceğim. O yüzden acele etmene gerek yok. Süreyi o zaman başlatıyorum. Beyazlar şah F1, kale H1, at H7, piyon D5. Siyahlar şah B6, kale C2, piyonlar E6, F6. Tekrar sayıyorum. Beyazlar şah F1, kale H1, at H7, piyon D5. Siyahlar şah B6, kale C2, piyonlar E6, F6. Şah B6 değil mi? Bursa 6. Evet. Şah Bursa 6. Tamam. Beyazın da piyonu Denizli 5. Tamam. Süreni başlattım. Buldum. Evet. Durduruyorum. Tamam. D çarpı E6. Kale C1 şah şah F2. Kale çarpı H1 aldığında E7. Kale H2 şah F3. Kale H3 şah F4. Kale H4 şah F5. Kale H5 şah F6. Kale H6'ya şimdi geri dönmeye başlıyoruz. Birçok etütte var bu fikir. Şah F5. Kale H5 şah F4. Kale H4 şah F3. Kale H3. Şah F2. Şöyle bir fikir var. Birçok etütte var. Şah bu sefer diğer tarafa gidip dolanmaya başlayalım E1 tutarak. Şu şekilde oluyor. Şah F2, kale H2, şah E1, kale H1, şah D2, kale H2, şah D3, kale H3, şah D4, kale H4, şah D5, kale H5, şah D6, kale H6'ya at F6 geliyorum. Eğer kale H8 oynarsa at D7, at F8 fikri var. Kale F6 alsa tekrar geri gelip bu sefer şah E2'den tutuyorum. Vezir çıkamıyor. Şah E2'ye geliyorum. Vezir çıkıyorum. Tutamıyor. Tamam bunu hamle hamle devam ettirebilir misin? At F6 çünkü tahtada gösteriyoruz. At F6, kale F6, şah D5, kale F5, şah D4, kale F4, şah D3, kale F3, şah E2. Evet. Doğru. Çok iyiydi. Bayağı iyiydi. Tabii 10 bin tane evet, etüt çözünce bunları... Bu fikir çoğu etütte var böyle evet. Görüyorum. Bir tarafa gidiyorsun, geri geliyorsun, diğer tarafa gidiyorsun, tekrar geri geliyorsun. Ya oradan şey fark ettim. Evet, kesinlikle doğruydu. Şöyle bakıyorum, en son durdurayım mı diye teyit ettiğimde 16 saniye olmuş. 100 puanın gitti, 1900 puan kazandın ve 5900 puana ulaştın. Umarım tahta entegrasyonunda... Sağ tarafta yapabilmişizdir. Biraz karışık oldu varyantlar ama işte bir game ile analiz edince arkadaşlar kolay olmuyor. Kafa sürekli çalıştığı için bütün varyantlar hızlı hızlı geçiyor. Umarım siz de anlamışsınızdır. Evet. İlk 6 soruyu tamamladık. 5900 puanım var. Evet. Ve kaldı 4 sorun. Çok ciddi şansım var. Şu an diğer oyuncuların puanlarına bakacak olursak birincimiz Özgün Şahin 9800 puanla. İkincimiz Selim Çıtak 7100 puanla, üçüncümüz Alparslan Işık 7000 puanla ve sen şu an 4 soru kala 5900 puana ulaştın. Evet ama burada ben ufak bir not düşeyim. Ben
Uzun süredir turnuvaları takip etmiyorum. Türkiye'deki ve güncel turnuvaları çok az takip ediyorum. Burada tabii izleyenler yanlış anlamasın. Hani Türkiye ile ilgili soracağın sorulara belki cevap veremeyebilirim, belki yanlış cevap verebilirim. Aldıkları başarıyı görmezden gelme değil. Gerçekten takip etmiyorum çok uzun süredir. Hatta diğer yarışmacılardaki soruları izlerken ben bilemedim mesela. En sıkıntılı bölüme geldik benim için. Öyle düşünüyorum. Bakalım. Tabii soruların bazıları zor, bazıları kolay. O yüzden kolay olanı bilebilirsin belki. Evet. Ya düşüneceğim burada. Evet. Bilmediğim bir soru olduğunda düşünüp tahmin yürütmeye çalışacağım. Evet. İlk olarak güncel sorulardan başlıyorum. Ve dediğim gibi ilk olarak kolay soruyla başlayacağım. Ama tekrar sana yardımcı olmak için söylüyorum. Hemen atlama, tamam. Düşün. Doğruyu bilirsen bayağı yakınsın şu an çünkü. Evet. İlk soruyu soruyorum. 2023 Dünya Kupası'nda Türkiye'den kaç tane sporcu ikinci tura çıkmıştır? Başlattım. 3 tane sporcumuz ikinci tura çıktı. Hatta 4 olacaktı. Ediz ilk maçını çok güzel, harika bir oyunla kazandı. Dünya şampiyonu Anand çok güzel yorumlar yaptı. Tweet attı onunla ilgili. Vahap, Emrecan ve Mustafa Yılmaz da rakiplerini eledi. Hatta 3. tura çıkıyordu 3'ü de. Maalesef Emrecan 3 defa tahtada ezip geçtiği ve Sisoya diş geçiremedi. Şu an 3. turda 2 öncüyle devam ediyoruz ama 2. tura 3 öncüyle devam ettik. Evet, doğru cevap. Takip ettiğim bir turnuvaydı. Evet. Tabii bütün Türkiye'yi takip evet, ediyor. Evet, kesinlikle. Güzel denk geldi. Evet. Ve doğru cevap 3 olacaktı. Ve sana 1000 puan verdik. 6900 puana ulaştın. Şu an şimdi Alparslan'la Selim abi düşünsün. Tek hedefim 300 puan alıp Selim'i geçmek. 3 sorun kaldı. Tamam. Ve bayağı iyi gidiyorsun şu an. Evet, diğer soruya geçiyorum hazırsan. Hazırım. Yine Dünya Kupası'ndan. Eyvah. İyisi. 2023 Dünya Kupası'nın ilk turunda Vahap Şanal ile Hırvat Büyük Usta Kozul arasında toplam kaç oyun oynanmıştır? Başladı. Sesli düşünebiliyorum değil mi? Tabii ki. İlk sen maçı Vahap kazandı. İkinci maçı kaybetti. Sonra üçüncü maç uzatmalarda kazandı, kaybetti. Dörtte kazandı, kaybetti. Altı, sekiz maç olması lazım. Sekiz. Durdurayım mı? Hı. 17 saniye. Sekiz mi dedin? Sekiz diye hatırlıyorum. Emin misin? Şu an cevabını değiştiremezsin. Yok, değiştirmeyeceğim. 8 diye hatırlıyorum. Çünkü 6 defa birbirlerine kazanıp kaybettiler. 7 ve 8'de Vahap kazanıp bitirdi diye hatırlıyorum ama. Arkadan bir şey... heyecan müziği. Arkadan bir heyecan müziği verelim. Acaba 8 mi? Şu an Kıvanç abi de çok büyük bir heyecanla bekliyor. Ben de merak ediyorum. 8 mi? 8 mi? Ve 8 doğru cevap. Güzel. Ve şimdi geçtik de mi Selim'le şeyi Alparslan'ı? Evet, tamam. 17 saniyede bildin. 900 puan da aldın. 7800 puan ulaştın. Şu an evet, tek hedefin Özgün Şahin kaldı artık. Vallahi Özgün'ü bana anlattın. Ben de hiç bilmiyordum özelliklerini. Muazzam özellikleri varmış. Çok zor onu geçmek. Evet. O da muhtemelen acele ettiği için yanlış yapmıştır diye tahmin ediyorum. Yoksa bilir çoğu soruyu. Ben bu kadar beklemiyordum Özgün'ün evet. Genel kültür bilgisini satranç anlamında ve genel anlamda. Hani olduğunu biliyorum ama yani böyle psikopat derecesinde olduğunu bilmiyordum. Her şeyi biliyormuş. İnanılmaz bir hafızası var. Hatta şunu da itiraf edeyim. Umarım Özgün izlemez buraları. Çok hani iyi gidiyordu. Aşırı iyi gidiyordu. Yarışmaya devam edemeyecektik. Ben onun sorularını zorlaştırdım. Biraz evet. Düşündü yani. Ya onun sorduğu, mesela bana söyledin sen ona sorduğun soruları. Çoğunu bilemiyorum yani. Tek seferde bilmek lazım bir de. Evet. Yani çok zor. Muazzam bir iş başarmış. Geçebilen olur mu bilmiyorum. Ben ikincilik iyi benim için. Ya. Ben razıyım. Peki. Şimdi Türkiye satrancıyla ilgili bir iki tane sorum var. Yine kolay olanla başlayacağım. Daha sonra biraz göre, daha neye göre? Zorunu soracağım. Yine bence şöyle düşün bu arada. Sonuçta yarışmaya yeni katılan katılımcılarımız da olacak. Hani seni geçmemeleri için yani tabii, puanını sağlamlaştır yani. O yüzden yine doğru bilmek en önemlisi. Dikkatli düşün. İlk soru nispeten bir diğerine göre daha kolay. Evet, ilk soruyu soruyorum. 2023 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ni 4. tamamlayan takım hangisidir? Türk Hava Yolları şampiyon oldu. İkinci Apaydın oldu. Üçüncü Bayegan oldu.
Şimdi dördüncü iki takım arasında kaldım. Sıralamayı hakikaten bilmiyorum. Biz küme düştük, onu biliyorum. biz oralara bakmıyorduk diyorsun. Evet. Biz orada can çekişiyorduk. Bu arada. Ben yani o yüzden rahatça dalga dördüncü, geçebiliyorum. Dördüncü Göktürk'le şey arasında, Darüşşafaka arasında kaldım ama Darüşşafaka puan olarak öndeydi Göktürk'ten. Darüşşafaka hakkımı kullanıyorum. Yani burada biraz da sallamış olacağım. Durduruyorum. Darüşşafaka. 32 saniye oldu. Evet. Şimdi İki takım arasında kaldın. Darüşşafaka ile Göktürk arasında kaldım. Darüşşafaka diye öndeydi puan var çünkü onlar, ama son tur maçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Yani son tur yok hafızamda. Bir tek kendi maçımıza ilgilendik, küme düşüp düşmemeyle. Sonuçları bilmiyorum son tur. Aslında şuradan ipucu alabilirdin. Küme düşmemeyi kimle yarıştınız? Bizle yarıştınız. Ve biz son tur kimi yendik? Darüşşafaka'yı yendiniz siz. Evet, biz son tur Darüşşafaka'yı yendik. Hatta Twitter atladım. Göktürk dördüncü oldu. Evet, Göktürk Twitter atladım şimdi. Oldu. Tweet atmışlardı ya. Evet. Ben Darüşşafaka'yı oynadığınızı unuttum ya. Evet. Aslında bunu bilirdin. Doğru. Yine hızlı cevap verdim bence. Yok, düşündüm aslında. Düşündün. Ama evet, son tur hakikaten sonuçların hiçbirisini bilmiyorum. Kendi maçımız ve sizin maçınız dışında. Ama sizin rakibi de unuttum yani. Sizin kazandığınızı biliyorum. Son maç kadın masa belirledi sonucu. Biz kazandık. Bir tek onları biliyorum. Yani Türk Hava Yolları son tur kim oynadı bilmiyorum mesela. Evet. Bunu bilebilirdin ve puanla 8000 lira atabilirdin. Evet. Maalesef bunda puan veremiyoruz. 7900 pardon 7800. Tuşe 7900. 7800'de şu an kaldın. Evet, son soruya geçiyorum. Bu nispeten biraz daha zor ama yine bakmış olabilirsin, aklında kalmış olabilir, belli olmaz. Bakalım. Hazır mısın son soruda? Hazırım. Yerini sağlamlaştırmak için, evet. İkinciliği daha kuvvetli yerleşmek için. Hazır mısın? Evet. 2023 Türkiye Kupası'nda dördüncü olan sporcu kimdir? Şeyi başlattım. Aman Allah'ım. 5 tane sporcu birinci oldu. Bir tek onu biliyorum. Umut Erdem'i biliyorum fotoğraftan. Umut Erdem Gündüz. Yankı da üstlerde oynuyordu. Hızlıca sonuçlara bakıyordum. Ama sıralamaya hiç bakmadım ya. İnanılmaz bir şey. Bu tamamen şey olacak yani. Sallayacağım bir soru olacak. Yani şimdi yanlış anlamasın kimse. Sallayacağım çünkü tamamen. Yankı diyeyim bari. Yankı çünkü üstlerde görmüştüm. Umut Erdem birinciliği paylaştı. 5 kişi birinciliği paylaştı. Onu biliyorum. Serhat... Ben süreyi durdurdum bu arada. Berat Serhan mıydı? O da vardı galiba üstlerde. Yok çünkü, tamam ben Yankı diye sallayacağım. Tamam, cevabı verdin Yankı çünkü süreyi durdurdum. Evet. 30'un biraz üstünde kaldı. Tamam. Bakalım doğru mu yanlış mı? Yani bunu salladım tamamen. Çünkü 4-5 kişi üstlerde yarıştı. Sonuçlara baktım hızlıca. En son habere baktım girdiğimde sitede. 5 tane şampiyon olduğunu gördüm. Fotoğraflara baktım sadece. Umut Erdem Gündüz'ü gördüm. Yani üstlerde yarışıyordu. Yankı da üstlerde yarışıyordu. Birkaç kişi daha vardı üstlerde yarışan. Unuttum ama isimlerini. Yani çok takip etmediğim bir turnuva oldu. Yani bu benim kendi iş yoğunluğumdan dolayı. Yani başarılı olmuş arkadaşlar. Tebrik ederiz tabii ki. Yok hayır yani. Yok ben normalde her turnuvayı takip eden birisiydim. Yani Türkiye'de oynanan her turnuvayı takip ederdim. Şimdi hiçbir turnuvayı takip edemiyorum, etmiyorum. Bir tek Türkiye değil, dışındaki turnuvalarda da işte güncel olduğu için Dünya Kupası'yı bizim oyuncularımız olduğu için takip ediyorum. Ama bizim oyuncularımızın olmadığı yurt dışındaki turnuvaları dahi takip etmez vaziyetteyim. İnşallah tekrar eski halime dönerim. Peki o zaman sıralamayı sayıyorum birden, daha heyecanlı olsun. Olsun. 2023 Türkiye Kupası şampiyonu Umut Erdem Gündüz. Tebrik ederiz kendisine. Tebrik ederiz. İkincisi Atakan Mert Biçer. Halen şansım devam ediyor. Tebrik ederiz. Ha, Atakan da üstteydi evet. Üçüncüsü. Yankı deme. Dım 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 dım. Arkada yine bir efekt bekliyorum editörümüzden. Üçüncümüz. Enis Metin. Güzel. Şansım peki, devam ediyor. Dördüncü kim? Peki dördüncü olabildi mi acaba Yankı Taşpınar? Dördüncü. Son tur sonuçlarını da bilmiyorum ben ne olduğunu. Üstte görmüştüm birkaç tur önce. Evet, dördüncümüz Yankı Taşpınar. Evet. Ya Yankı da şöyle ligde inanılmaz oynadı. Çeşme'de inanılmaz oynadı. Benim yanımda bir maç oynamıştı. Bu D4 piyon feda edilen bir varyant oynamıştı. Amerikalı bir uluslararası ustayla kazanmıştı. Bu köşe mükemmel oynadı.
Kazanç pozisyonundaydı. Kazanç pozisyonuna geçti ve çok uzun süre çok iyi mücadele etti. Hani dikkat çeken bir sporcu olma yolunda ilerliyor. Hatta bence oldu bile ilerliyor. Aklımda orada kalmış. Orada sadece sonuçlara bakıyordum. Son iki tur hiç bakamadım. Yani sonuçlara bakıyordum düzenli. Yankı ne yaptı, diğerleri ne yaptı diye. İyi tutturdum. Evet. Gerçekten burada biraz şanslıydın sanki. Çünkü sadece ilk dörtten iki ismi doğru hatırladın. Geriye kalanlar doğru değildi. Fakat iyi denk geldi. Ama diğer soruya verelim. Diğer soruyu da bilebilirdin. Hatta bilirdin yani Göktürk'ün dördüncü olduğunu. Evet. Ya tweet'i sonradan atladım. Tweet atmışlardı, onu gördüm. Dördüncülüğü. Son tur unuttum yani. Darüşşafaka üstteydi uzun süre. Dördüncü evet. olarak gidiyordu. Peş peşe kaybettiler. Unuttum onu. Bu arada son tur Darüşşafaka yense de yanlış hatırlamıyorsam Göktürk'ü geçemiyordu zaten. Olandı. Biz artık son tur kasapet derdinde, koyuncan derdinde konumundaydık. Kendi canımızdaydık. Evet. Ya şu an ben dünya şampiyonlarıyla ilgili soruyu bilebilirdim. Orada benim yanlış anlamam. Soru doğru soruldu. Ondan kaynaklandı. İkinci etütte hep mat aradım ben. O Filge 8, Filge 5 fikrinde görmüştüm matı. Mat olmadığını görünce kale G2, kale G7 diye bıraktım. Halbuki kazanç da yeterli. Onu da bilebilirdim. Sonra güncelde doğru bildim ikisinde. Türkiye'den de bunu bilemezdim. Dürüst konuşmak gerekirse Göktürk'ü bilirdim. Denk oldu yani birbirine. Göktürk'ü bilemedim. Bu sallamasyon oldu biraz. Evet. Burada 700 puan kazandım bu arada. 8500. Üstünde. Evet. 8500 oldu. Allah bereket versin. Ne zaman alıyorsun paramı? Evet. Puanlar nakite çevrilemez. Hayda. En başta sözleşme imzalattık. Orada yazıyordu. Yalnız muazzam bir konsept. Yani çok beğendim. Vallahi çok güzel işler yapıyorsunuz. Ben de seve seve zevkle takip ediyorum. Katkı sağlamaya çalışıyorum. Yani yaratıcının çok iyi. Ve ekibinin de öyle. Daha güzel şeyler bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben de ekibe çok güveniyorum ve bu güzel sözler için de özellikle senden duymak. Hem bir GM'den hem satranç camiasının köklü isimlerinden birisi olarak hem de hazneler olduğu Satranç Akademi'nin kurucusu olarak bunu senden duymak bizim için çok değerliydi. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Keyif aldın mı? Nasıldı? Ben çok keyif aldım. Sana özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bana soruları önceden verdiğin için. Ona rağmen tam yapamadım nedense. Hafıza kaybı yaşıyorum galiba. Ya bugün çok eğlendim zaten. Hani çekim de yaptık. Güzel çekimlerimiz de oldu. Ben zaten zevkle dediğim gibi seninle herhangi bir işe zevkle geliyorum. Turnuvalarda oynuyorum. Çok keyif alıyorum. Hani sonuca da bakmıyorum. Kaybetmişim, kazanmışım, sonuncu olmuşum, birinci olmuşum. Hepsinden zevk alıyorum. Önemli olan destek vermek. O desteği de hak ettiğini düşünüyorum. Özellikle bu muazzam. Ben bir daha katılmak isterim. Çok sevdiğim bir şey bu çünkü. Peki. Hep benim kafamda da vardı böyle kim 500 milyar ister işte kim milyoner olmak ister yarışmalarında satrançla ilgili böyle genel kültürü geliştiren sorular. Yani bu, ben hep söylüyorum satrançta başarılı olmak isteyen gençler için sadece satranç öğrenmek yeterli değil. Genel kültürü de bilmek lazım. Satranç genel kültürünü, dünya şampiyonluğunu. Ben biraz geç öğrendim bunları. Ben de çok inanmıyordum. Gerek yok diye ama gerek varmış. Klasikleri öğrendim. İşte bu genel kültürü öğrendim. Okudum. Kesinlikle yani ders kadar yararlı olduğunu düşünüyorum bu yaptığınızın. Çünkü insanlar satranç oynayanlar satranç genel kültürüyle ilerler. Genel yani bir kültür olmadığı zaman herhangi bir yaptığınız işte spor olsun, eğitim olsun ilerlemek çok zordur. Bunun kültürünü de harmanlıyorsunuz tekrar. Olan bir kültür Türkiye'de çok fazla yoktu, oluşmaya başlamıştı. Siz de bunu destekliyorsunuz. Muhteşem bir proje. Birçok sporcunun katılmak isteyeceği bir proje. Ben dediğim gibi tekrar yarışmak isterim. Puandan bağımsız, puan olmazsa yarışmak isterim. Yani seviyorum böyle şeyleri. Peki, teşekkür ederiz. YouTube kanalımızda hem işte eğlenceli içerikler yapmaya çalışıyoruz hem de bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Bu konsept tam ikisi de aslında. Hem evet, biraz genel kültür herhalde. Hem de etüt falan da var içeride. Güzel fikirler görüyoruz. Ama biz bir yandan da heyecanlı yani. Süre evet. azalınca puan gidiyor falan böyle. Evet, bir evet. yandan da eğlendirmeye çalışıyoruz. Yok, umarım muhteşem, elimizden konsept. Geldiği kadar hani yapmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Web sitemizde de zaten Zayıf Kare eğitim serisini hazırladın sen de. Evet. Belki de bu video yayınlandığında o eğitimle yayınlanmış olacak şu an. Tabii biz bilmiyoruz. Hı hı. O da çok faydalı oldu. Web sitemizde de daha çok eğitici, öğretici şeylere yoğunlaşıyoruz. Kesinlikle. Ben kendi öğrencimi de yönlendiriyorum. Yani sonuçta bu zamanda özellikle hani böyle imkanların sunulması, işte iyi antrenörlerden, ünvanlı antrenörlerden böyle ders içerikleri hazırlanıp satranç camiasına sunulması çok değerli. Bence satranç camiası da bunun değerini bilecek, katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sağlaması da gerekiyor bence. Çünkü sonuçta her şeyi satranç için yapıyorsun, satrancın gelişimi için yapıyorsun. Bizler nasıl katkı sağlıyorsak camia da katkı sağlar. Çünkü çok seviliyorsun, güzel işler yapıyorsun. Hatta Çeşme'de benden çok sende fotoğraf çektirdiler yani çok kıskandım ben.
Yok estağfurullah. Yok, bir şaka gelmiştir. Ama yok popülersin. Benim öğrencilerim bile seni takip ediyor. Hatta söylüyorlar böyle. Turnuvalarına inanılmaz takip ediyor. Bana işte başarılar diliyor. Hocam işte Vahap'ın maçını izlediniz mi? Melis Hoca'nın maçını izlediniz mi? Hepsi takip ediyor. Hepsi şey, üye. Ben onlara hatta dersler konusunda da söylüyorum. Mutlaka derslere de alın. Katkı sağlayın. Yararlı olur diye. Bir tek benim değil. Sonuçta ben de ders yapıyorsunuz ama orada birçok ismin, ünvanlı oyuncunun dersleri var. Hepsinden yararlanın diyorum. İnşallah hak ettiğin yere geleceksin. Umarım. Çok teşekkürler güzel sözlerin için Kıvanç abi. Ederim. Katıldığın için ve destek verdiğin için de ayrıca tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Herkesi izlediği için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.